Meclisi'nin 23. birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı birinci söz, Başbuğ Alparslan Türkeş'in doğum gününün 107. yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Adana Milletvekili Ay Yüce Türkeş Taş'a aittir. Sayın Türkeş Taş, buyurun. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 25 Kasım ömrünü Türk milletine adamış, gösterdiği irade ve cesaretiyle Türk milletinin ve Türk dünyasının son başbuğu olan babam Alparslan Türkeş'in doğumunun 107. yıl dönümü. Bu vesileyle Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 dönem görev yapmış Başbuğ Türkeş'in bu kürsüden yaptığı konuşmalardan oluşan bir derlemeyi okumak istiyorum. Bu konuşmanın onun yolunda yürüyen bizlere rehber, şirazesini kaybederek yoldan şaşanlara ibret olmasını diliyorum. Başbuğ diyor ki, Büyük Meclis'in muhterem milletvekilleri, televizyonları başında bizi seyretmekte olan kıymetli vatandaşlarım, konuşmama girişirken hepinize derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizleri bugünlere kavuşturan, bu vatan topraklarını emperyalist çizmelerinden kurtarmak, yeni bir devlet kurmak için cepheden cepheye koşan milli mücadelenin bütün kahramanlarını, Kuvayi Milliye'nin bütün mücahitlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve devletimizin kuruluşuna vesile olanları hayırla anıyor ve bu vesileyle aziz hatıraları önünde saygıyla eğilerek kendilerini selamlıyorum. Bizler o iradenin ürünü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugünkü üyeleriyiz. Üniter Türkiye Cumhuriyeti Devleti Meclisi'nin temsilcileriyiz. Bu bakımdan devletimizin üniter niteliğini bozmaya, eyalet sistemi veya federasyon gibi şeyleri dile getirmeye kalkışanlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak büyük görev ve sorumluluk taşımaktayız. Üyesi olmaktan şeref duyduğumuz bu yüce meclis, bizlere milli mücadelenin ve bu mücadeleyi yürüten Kuvayi Milliyecilerin hediyesidir. Onların hatıralarına saygılı olmak, onların iradelerini zedelememek hepimizin görevidir. Değerli milletvekilleri, ülkemizin bugün de ciddi sosyal, siyasi ve ekonomik meseleleri vardır. Bu temel problemlerimizin başında vatanımızın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya yönelik eylemler gerçekleştiren bölücü terör örgütü gelmektedir. Bölücü terörü ortadan kaldıracak tedbirleri de yine bu meclis bulacak ve uygulamaya sokacaktır. PKK terörü uzun yıllar gündemimizde durmuş ve durmaya da devam etmektedir. PKK terör örgütüyle çoğunluğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan ve Kürtçe konuşan vatandaşlarımızı birbirinden ayırt etmemek büyük bir gaflettir. Biz Kürtçe konuşan vatandaşlarımıza ne kadar yakınsak, onları ne kadar seviyorsak, PKK terör örgütüne karşı da o kadar nefret doluyuz ve onlara şiddetle karşıyız. Bu ayrımı yapmadan hareket etmek gaflet olduğu kadar da ihanettir. Kürtçe konuşan kardeşlerimiz ne kadar Kürtse biz de onlar kadar Kürdüz. Biz ne kadar Türksek onlar da bizim kadar Türktür. Bugüne kadar bazı şeyleri hoş karşıladık. Bu kürsüye çıkıp masum üsluplar içinde Kürt halkı, Türk halkı ayrımlarını söyleyenleri dinledik. Sanılmasın ki ne yapılmak istendiğini anlamamışımdır. Herkes haddini bilmelidir. Burası Türkiye'dir. Bu kutsal vatanın adı, köyümüz, kentimiz, bölgemiz ne olursa olsun Türkiye'dir. Türkiye'de yaşayan herkesin ailesi, sülalesi, aşireti, kabilesi, etnik kökeni ne olursa olsun müşterek adı Türk'tür. Bu gerçeği kabul etmeyenlerin, Türk gerçeğini kabul etmeyenlerin bu ülkede hiçbir hakları olamaz. Bu ülkede tek bayrak vardır, o da ay yıldızlı Türk bayrağıdır. Bu ülkenin resmi dili Türkçedir. Herkes evinde ve kendi arasında istediği lisanı kendi lehçesiyle konuşabilir. Ancak Türkiye'de eğitim Türkçe yapılır. Milli birliğimizin, vatanımızın bütünlüğünün korunmasının temeli resmi dilimiz olan Türkçe'ye dayanmaktadır. Milli kültürümüzün temeli de Türkçemizdir.
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, kalkınmanın, güçlü olmanın en önemli unsuru birlik ve beraberliktir. Milli birlik ve beraberlik her konuda aynı düşünmek, aynı hareket içinde olmak demek değildir. Ancak hepimizin Türkiye ve Türk milleti gerçeğinde beraber olmak mecburiyetimiz vardır. Her görüşün, her fikrin, her eylemin, her ideolojinin dayanağı Türkiye ve Türk milleti olmalıdır. Bu noktada hepimiz el ele verebilmeliyiz. Dış meselelerimizde bir olmalıyız. Anayasamızın temel hükümlerinden hiçbir taviz vermemeliyiz. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına inanmalı, saygılı olmalıyız. Sözlerimi burada tamamlarken, Başbuğ Alparslan Türkeş'in liderliği ve öngörüsü milletin bekasına adanmış bir yol haritasıdır diyor. O yoldan sapmak yalnızca geçmişe değil, geleceğe de ihanet etmektir. Ruhun şad olsun, Türk milleti ve Türk devleti sonsuza dek. Sayın Türkeştaş, teşekkür ediyorum. Şimdi gündem dışı ikinci söz, Kırşehir'in sorunları hakkında söz isteyen Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a aittir. Sayın İlhan, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde ne yazık ki son yıllarda yabancı şirketlerin yerli taşeronları aracılığıyla altın arama ve çıkarma faaliyetlerinde önemli bir artış söz konusudur. Öncelikle şu bilinmelidir ki bu şirketlerin karlılıkları Türkiye ekonomisine doğrudan bir katkı sağlamamaktadır. Bununla ilgili dünyadan ders alınması gereken çok trajik bir örneği buradan ifade etmek isterim. Dünyanın değerli madenlerinden cep telefonlarının vazgeçilmez metali olan koltan cevherini bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir. Sömürge madencileri kendileri zenginleşirken Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne acı ve gözyaşından başka bir şey vermediler. Umarım bu bize ders olur. Madencilik faaliyetleri elbette önemlidir. 1935'te Atatürk tarafından yeraltı kaynaklarımızın devlet eliyle çıkarılması ve değerlendirmesi amacıyla enstitü kurulmuştur. 1963'te madenlerin %75'i kamunundu. Geldiğimiz noktada altın madenlerin %100'ü yani tamamı özel sektörün elinde. Buradan açıkça söylemek isterim ki 22 yıllık AKP iktidarı Türk halkına sürekli petrol ve doğalgaz hikayeleri anlatırken ülkemizdeki altın madeni ruhsatlarının ise tamamını özel şirketlere ve bunların da önemli bir kısmını yabancı şirketlere vermiştir. Yerlilik ve millilik bu mudur? Olmayan petrol ve doğalgaz ile halkı uyutup Türkiye'deki ekonomik değeri yüksek altın kaynaklarını ise yabancı şirketlerin tek eline bırakmak. Yani biz Türkiye'de vahşi sömürge madenciliği var ve iktidar bunu görmezden geliyor derken bunları kastediyoruz. Ekonomik kriz sebebiyle can çekişen esnaf, çiftçi ve KOBİ'lerimiz destek beklerken ülkemiz topraklarını zehirleyen bu yabancı menşeili şirketlerin faaliyetleri vergi istisnaları ile hükümetlerce desteklendi. Değerli milletvekilleri, bu açgözlü şirketler şimdi de tertemiz doğası ve havası ile Türkiye'de hep en yaşanılır yerlerden biri olan Bozkır'ın cenneti Kırşehir'imize göz dikmişler. Bu şirketler birinci derece doğal sit ve tabiat koruma alanı olarak ilan edilen Orta Anadolu'da kuşların göç yolunda bulunan ve dünyanın en büyük flamingo topluluğu dahil olmak üzere yaklaşık 200 kuş türünü barındıran dünyanın önemli sulak alanlarından biri olan Seyfe Gölü Havzası'nda madencilik faaliyetlerini büyük bir cüretle de yapmaktadırlar. Buradan soruyorum, Ramsar ve Bern sözleşmeleri ile uluslararası koruma kapsamında olan birinci derece doğal sit alanına altın arama izni verirken hiç mi vicdanını sızlamadı? 14 Eylül'deki Cumhurbaşkanı kararı ile Seyfe Gölü'nün doğal koruma alanı neden daraltıldı? Halbuki Türkiye taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi ile koruma kapsamına alması gerektiği Seyfe Gölü'nü besleyen su kaynaklarının kurumasını engellemek için çalışmalar yapmalıydı. Ancak bunun tersi oldu ve ilmek imlek dokunarak Seyfe Gölü'nün kurumasının önü açıldı. Ve daha da vahimi, Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası buralar için maden işletme ruhsatları da verilecek. Bakınız, altın madeni şirketleri sadece kuş cenneti olan Seyfe Gölü'nde değil, gölün havzasında bulunan Karacaören, Boztepe, Çimelli üçgeninde her tarafı delik deşik edip büyük bir kararlılıkla su aramaktadırlar. Aynısını Karahıdır ve Çuhum bölgesinde de yaptılar. Son olarak da Akçakent ilçemizde Kırşehir'in oksijen deposu, meşe ormanlarının bulunduğu bölgeyi bu yandaş şirketlere peşkeş çektiler. Ayrıca altın madeni şirketleri bölgede bulunan ve şehir ekonomisine büyük katma değer oluşturan besi çiftlikleri sahiplerine ve tarımla uğraşan köylerimize de su tedariğini Hirfanlı Barajı, Yamula Barajı ve benzeri alternatifler ile sağlayacaklarını yalanını da söylediler.
Ancak gerçek bunun tam tersi. Zira altının ayrıştırılmasında çok fazla suya ihtiyaç var. Ve maden şirketleri bölgede her tarafı delik deşik etmelerine rağmen anlaşılan o ki istenilen düzeyde su bulamadılar. İnşallah da bulamazlar. Maden şirketleri için su ruhsatı verenler, Kırşehir için önemli bir ekonomik değer oluşturan besi çiftlikleri için ruhsat vermekten imtina etmektedirler. Buradan uyarıyoruz, altın madeni şirketlerinin su aradıkları ve işletmelerini kuracakları bölgede yaklaşık 200 bin insanımız yaşıyor. Hali hazırda su yoksulu olan bir yerde para hırsı için bölgedeki su kaynaklarını tüketmek, hayvancılığı ve tarımı bitirmek, şehir merkezi başta olmak üzere Kırşehir'de her yeri olumsuz etkileyecektir. Bu durumda gerek maden aramasında, gerek çıkarılmasında, gerekse ayrıştırılmasında ortaya çıkan çevre ve hava kirliliği bölgede yaşayan yaklaşık 200 bin insanı etkileyecektir. Buradan Kırşehir Milletvekili olarak ifade etmek isterim ki bedeli her ne olursa olsun tertemiz havamızı kirletecek, yemyeşil doğamıza zarar verecek, Kırşehir'in temel geçim kaynaklarından hayvancılık ve tarımı bitirecek altın madeni şirketlerinin faaliyetlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Zira Kırşehir sahipsiz değildir, Kırşehir sahipsiz değildir. Teşekkür ediyorum Sayın İlhan. Gündem dışı üçüncü söz, deprem sonrası Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar hakkında söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin'e aittir. Sayın Şahin buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, deprem sonrası Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Pazar günü memleketimiz Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı can kaybı ve mal kaybı olmuştur. Şehrimize büyük geçmiş olsun diliyorum. Değerli milletvekilleri, 6 Şubat 2023 tarihinde hepimizin derinden yaralayan tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Dünyada eşine belki de hiç rastlanmayan ve 11 ilimizi etkileyen iki büyük depremle yerle bir olduk. Kahramanmaraş'ımızda depremden hemen sonra inşa ve İHA çalışmaları tüm kurumlarımızla birlikte topyekün devam etmektedir. Vakti verimli kullanmak açısından sadece Kahramanmaraş'ımıza yapılan yatırımları özetlemeye çalışacağım. Değerli milletvekilleri, TOKİ tarafından 33.625 adet kentsel konut ve iş yerinin ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalandı. Bunlardan 23.899 adedinin kuralları çekilerek hak sahiplerine teslim edildi. Hafta sonu yeni konutlar teslim edilecek. 2025 yılı sonuna kadar 63.030 konut ve 5.846 iş yeri olmak üzere toplam 68.876 adet konut ve iş yeri vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Toplamda 347 köyümüzden 13.807 adet konutun inşası planlandı. 281 köyümüzde 12.036 adet konutun yapımına başlandı. Yıl sonuna kadar 9.193 adet kırsal konutun teslimi yapılacak. Sayın Şahin, süreyi tutalım. Sayın Şahin, izin istiyorum, süreyi tutalım. Değerli milletvekilleri, sayın vekilim, bakın hatibi saygıyla dinleyelim. Sizin söyleyecekleriniz varsa siz de doğru olduğunu düşündüklerinizi söyleyebilirsiniz. Ama hatibi saygıyla dinleyelim. Meramını anlatsın, söyleyeceklerini anlatsın. Onu siz takdir edemezsiniz ama buranın bir suhuletle çalışmasına ihtiyaç var. Lütfen sabırla hatibi dinleyelim. Sayın Şahin buyurun. Sürenizi kaldığı yerde. Geçen hafta bir Kahramanmaraş milletvekili arkadaşımızın özellikle yapılanları görmediği konusunda bazı sözlerine şahit olduk. Hükümetimiz o arkadaşımızın mahallesi Zillihan'da 30 konut, 21 hak sahibi var. O milletvekili arkadaşımızın burası köyü. Bunlar proje değil, yapılmış halleri devam ediyor. 30 konut. Bu bir. Sadece konut ve iş yerinin inşasıyla kalmıyoruz. Aynı zamanda planlı şehirleşmeyle de uğraşıyoruz. 549 mahalle ve 79 köyümüzün altyapı çalışmaları devam ediyor. Kent merkezinde Azerbaycan Mahallesi
ve kent merkezi kent tasarımı çerçevesinde yeniden ayağa kalkıyor. Görmek isteyenler olabilir. Azerbaycan Mahallesi'nin ayağa kalkmış hali bu projeden alınmadı. Doğrudan resmi çekildi. İyi bakın. Bu hükümet bulvarı kentsel tasarım çerçevesinde bitmiş hali. Buna da iyi bakın. Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısı başta olmak üzere tüm tarihi alanlarda çalışmalar devam ediyor. Değerli milletvekilleri, gelelim şimdi sağlık yatırımlarına. Geçen hafta görülmeyen sağlık yatırımlarına. 97 dekar alan üzerine inşa edilen 400 yataklı Merkez Acil Durum Hastanesi, kendisini de davet edeceğiz. Ocak ayında hizmete giriyor. Geçen hafta sadece fore kazık diyordu. Bir haftada fore kazık hastaneye dönüşmüş. İşte bu 400 yataklı. Ocak ayında açılıyor. Toplamda 600 adet yatak kapasitesine sahip bulunan Ferhuş Sağlık Kompleksi 2025 yılında hizmete giriyor. Arkadaşlar projeden bahsetmiyorum. Halinden bahsediyorum. Bu da Ferhuş. 14 bin metrekare alana sahip Türkoğlu 120 yataklı acil durum hastanesi Ocak ayında hasta kabulüne başlıyor. Arkadaşlar yalandan ve hayaldan bahsetmiyorum. Son hali. Nurhak ilçemiz geçen hafta o değerli arkadaşımız Nurhak'ta hastane mi? Töbe ne hastanesi dedi. Biz de acaba yerinde mi diye geçen hafta Nurhak'a gittik arkadaşlarımızla beraber. Ne görelim? Hastane yok denen yerde Nurhak Hastanesi, Nurhak Devlet Hastanesi, Nurhak Hastanesi 56 yataklı 12 bin nüfuslu ilçeye 56 yatak sadece Nurhak'a değil Malatya dahil olmak üzere çevre ilçelerin faydalanabileceği bir hastane. 10 gün içinde hasta kabulü başlıyor. Sizleri de davet ediyorum. Değerli milletvekilleri gelelim eğitime. 540 Sayın Şahin lütfen tamamlayın. 100 öğrenci kapasitesine 5 adet pansiyon devam edeceğim. Yurtları esas konu sağlık işte önümüzdeki birkaç gün içinde müjde geliyor. Eleştiriyi kabul ederiz ama yalanı hiç kabul etmeyiz. Hiç kabul etmeyiz. Spor Vadisi adı altında Kahramanmaraş'ın spor konusundaki eksiklikleri gideriliyor. Diğer bir konu İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? İşin ilginç yanını söyleyeceğim size. Bir heykel açılışına milyonlar harcayıp konser düzenlemeye benzemez bu iş. Bunlar kısa zamanda yapılan devasa hizmetler. Bunlara abeküsü verin. 130'a kadar sayamazlar. Bizim 1,5 yılda yaptığımız konut sayısı 130 bin. Abeküs saymaya devam edin. Yıl sonuna kadar 200 bini bulacak bu. Bugün Sayın Başarı teşekkür ediyorum. Sayın Şahin teşekkür ediyorum. Sayın Şahin teşekkür ediyorum. Sayın Başarır buyurun. Sayın Başarır. Daha devam ediyor. Evet Sayın Şahin süreniz doldu lütfen teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın konuşmacı geçen hafta konuşan bir Kahramanmaraş milletvekili dedi. Gündem dışı konuşan milletvekili Sayın Ali Öztunç kaldı ki böyle iddialarda bulunursa her Kahramanmaraş milletvekilinin bir açıklama hakkı vardır. Açıklama hakkını kullanması talep ediyor. Sayın Öztunç, Sayın Başarı izin verir misiniz? Şimdi tabii şahsınıza dönük bir sataşmada bulundu mu? Evet. Ne dedi? Yalancı dedi. Ne dedi? Hemen söyleyin bıraksalar. Ne dedi? Dedi ki efendim arkadaşlar bir dakika. İzin verin Sayın Öztunç. Gayet meramını düzgün anlatan bir vekilimiz. Efendim buyurun. Dedi ki gözlerini görmüyor yalan söylüyor yalancı buyurun, dedi. Buyurun. Sayın Öztunç'un avukata ihtiyacı yok. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Yanlış milletvekilini çıkartmışsınız AK Parti grubu. Keşke Sayın Depkici'yi çıkarsaydınız. Maraş'ı tanıyor. Kahramanmaraş'ı iyi biliyor. Beyefendi İstanbul'dan Maraş'a gelemediği için Maraş tanımaz.
Maraş'ın kaç mahallesi var bilmez. Maraş'ın bir yerine koy, öbür tarafı çıkartamaz. Bakın diyor ki Nur Hak Devlet Hastanesi diyor. Gittik baktık diyor. İşte bakın AK Parti'nin şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel. Zamanında Fırat Görgel il başkanıydı. Diyor ki Fırat Görgel, veriyorum. Veriyorum ya abi. Diyor ki Fırat Görgel, Nur Hak Acil Durum Hastanesi teslimat Şubat 2024 diyor. Biz hangi aydayız? Hangi aydayız? 10 ay geçmiş. Diyor ki 25'te teslim edeceğiz. Bir yıl gecikmiş, bir yıl. Diğerleri acil durum hastanesi ne zaman? Şubat 2024'te teslim edilecekmiş. Hangi aydayız? Kasım 2024'teyiz. Yapılmadı, bitmedi. Bitmedi daha. Daha sürüyor. Bakın bir yıl geçmiş, daha hasta kabul etmemiş. Diyorlar ki biz yaptık, ettik, bittik. Benim köyümü söylüyor. Zillihan köyü. Bir defa Zillihan diye bir köy yok. Orası köy değil, mezra. Onu bile bilmiyorsun, tamam mı? Ondan sonra çıkmış, diyor ki 30 tane konut yapıldı. Arkadaşlar çevre köylere konut yapmadılar. Benim köyüm diye 20 kişinin ihtiyacı varken 30 tane yaptılar. Sırf bu lafı etmek için, biliyor musun? Sırf ya, bu lafı etmek için. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi de diyorlar ki ya köye evler fazla yapıldı. Bu evleri kim alacak? Kime satılacak diye dert yanıyorlar. Ama o evler de bitmedi. O evler de bitmedi. Bitmedi kardeşim. Daha onu yapamadınız. Ey Kahramanmaraşlı! Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Bunlar yapamıyor diyorum. Mehmet Şahin. Yolda görseniz tanımayacaksınız. Mehmet Şahin gelmiş burada yaptık diyor. Tamam mı? Hadi gel buyur beraber Maraş'a gidelim. Maraş'a gidelim de gör bakalım. Kaç kişi seni tanıyacak? Kaç kişi senin Maraş millet... Sayın Öztunç teşekkür ediyorum. Sayın Öztunç teşekkür ediyorum. Sayın Şahin buyurun. Sayın Şahin buyurun. Niçin söz istediniz? Çakmağı da düşünmüşsün. Mehmet Şahin Maraş'a gittiği zaman köyünde kalır. Sorun. Mehmet Şahin'i sadece Maraş değil, Türkiye ve dünya tanır. İkinci dönem milletvekilisin. İkinci dönem milletvekilisin. Kahraman Maraş'a boş boş laf konuşmaktan başka hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey yok. Bir tek eserin yok. Ben 1,5 yıllık vekilim. 1,5 yıllık vekilim. Eğer yapılanları şöyle bir dizsem, kaldığın eve kadar yol olur. Onu da söylemekte fayda var. Ama şunu söylüyorum. Ben bundan sonraki süreçte yapılacak her açılışa sizi davet edeceğim. Sizinle resim çekileceğiz. İnşallah teşekkür edersiniz. Yalanların peşinde koşmayın. Gerçeklerin peşinde koşun. Yalanların peşinde koşmayın. Bir dakikalık vekil olmayın. Hizmeti takip edin. Teşekkür ediyorum Sayın Şahin. Değerli milletvekilleri, bir izin verin. Somali Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sadat Omar Hassan ve beraberindeki heyet genel kurulumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Evet Sayın Başarır buyurun. İki şey söyledi. Açık şahsına sataştı. Bir, boş boş konuşuyor dedi. İki, bir dakikalık milletvekili olmayın dedi. Bence daha bir ağır hakaret bu. Sayın Şahin, Sayın Başarır. Şu anda sataşma değil, burada bir sataşma var. Yok. Var, çok net efendim yani. Ama Sayın sataşmadan başkanım, ne anladığınıza Sayın bağlı. Başkanım, size değerli vekilim dedi, size açılış. O zaman biz ne zaman bitireceğiz bu meclisin çalışmasını? Her laftan alınganlık yaparsak bitmez ki bu. Sataşmadan konuşsun başkanım bize. Sataşmadan konuşursa bize. Sayın Şahin Usta buyurun. Ya, efendim, Sayın Öztunç lütfen. Ben bir sataşma görmüyorum ben burada. Bir sataşma yok efendim. Bir sataşma yok. Sayın Öztunç lütfen bak çıktınız meramınızı anlattınız. Ben savunuyorum. Sizin hakkınızı savunuyorum. Demin verdim ben size. Peki buyurun bakalım. Buyurun.
bunlardan biri senin evinin. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım dedi ki, Sayın Şahin, ben Maraş'a gidince köyümde kalıyorum dedi. Ben de Maraş'a gidince evimde kalıyorum. Nerede evim? Kahramanmaraş, 12 Şubat, Zekeriya Köy'de. Yani orada ben evimde kalıyorum. Siz köyünüzde kaldığınızı söylüyorsunuz. Sizin köyünüzde kalıyorsunuz da sizin köylüleriniz bana oy veriyor. Olabilir. Bu nasıl olacak? Öyle sandığa mi? Bak. Benim köyümde o gösterdiğin, evet bakacağız. Bakacağız. O gösterdiğin Zillahan köyünde sana oy çıkmadı ama senin köyünde bana oy çıktı. Bak hadi. Bak hadi hadi oradan hadi hadi. Köylerinle aran yok bir defa. Dünya tanır diyor beni bakın. Ya sen şimdi bir laf ederim çok ağır gelir hocam. Çok ağır gelir. Sus sus sus. Fazla laf atma. Boş boş konuşuyorsun diyor. Ne yaptın Maraş'a diyor. Arkadaşlar boş boş konuştuğunu iddia etti milletvekili. Son seçimde Kahramanmaraş'ta 2 milletvekili çıkarttık. Onların 7'ydi 5'e düştüler. Son seçimlerde 9 ya sen bir dur Allah aşkına ya. Bir dur. Sen laf atıcısın. Başka bir şey yok. Son seçimlerde 9 tane belediyesi vardı AK Parti'nin. Bu beyefendiler milletvekili oldu. 3'e düştü. 3'e. Benim bir tane belediyem vardı CHP. 4'e düştü. 4'e çıktı. 4'e. 4 tane belediyem var. Elbistan'ı kaybetti senin yüzünden. Sana söyleyeyim. Ekinözü senin yüzünden. AK Parti. Ey Tayyip Erdoğan. Senin bu vekillerin yüzünden belediyeleri kaybettin. Milletvekilinde kaybetmeye devam edeceksin. Ben gittiğimde Maraş'ta 7 milletvekili vardı AK Parti'nin. Düştüler 5'e. Belediyeleri 9'du. Düştüler 3'e. Gidişat ne biliyor musunuz? Kahramanmaraşlı bunlara. Maraşlı tokatı vuracak. Sütçü imamı tokatını vuracak. Hadi oradan. Hadi. Çakmak bir daha düştü. Sayın Şahin Usta buyurun. Sayın Başkanım. Sayın Şahin, lütfen Sayın Şahin Usta'yı dinleyelim. Sayın Şahin Başkanım Usta, teşekkür ediyorum. Şimdi bir milletvekili geçen hafta çıktı Maraş'la ilgili bir takım iddialarda bulundu. Bunun üzerine Maraş milletvekilimiz de gayet medeni bir şekilde arkadan Sayın Başkanım. Sayın Şahin Usta siz buyurun genel kurula hitap edin. Eğer konuşacaksak burada herkes birbirine saygı duymak zorunda. Evet. Milletvekilimiz Maraş milletvekilimiz Sayın Mehmet Şahin de çıktı. Görselleriyle birebir geçen hafta sadece fora kazık çakıldı denilen hastanelerin bitmiş hallerini gösterdi. Şimdi bunları kabul etmeyebilirler tamam. Onlara da bir şey demiyorum. Ama bir milletvekilinin çıkıp bir başka milletvekiline seni Maraş'ta kim tanır? Kimsin sen? Köyünde bile bilinmezsin. Beni herkes bilir. Böyle bir siyaset dili bu millet meclisine yakışmıyor. Bu ancak Sayın Şahin lütfen son sözlerinizi söyleyin. Bakın. Ali Bey. Sayın Öztürk. Sayın Öztürk. Sayın Öztürk. Sayın Şahin Usta. Ali Bey konuşacak. Sayın Öztürk. Sayın Başarı. Sayın Başarı lütfen ikaz edin. Yani böyle bir usul olmaz. Sayın Öztürk lütfen. Lütfen. Bak siz herkes dinledi. Siz de dinleyin. Grup başkan vekili olarak konuşmama dahi Ali Bey tahammül edemiyor. Biraz saygı. Biraz saygı Ali Bey. Sırf siz konuşacaksınız. Bütün genel kurul sizi dinleyecek değil. Eğer konuştuklarınızın doğruluğu varsa çıktığını söylediniz. Bizim vekilimiz de çıktı elinde fotoğraflarda. Neyse doğru bunu söyledi. Konuyu iki taraflı konuştunuz. Ama kişisel olarak bir milletvekilinin bir diğer milletvekiline siz de ona gereksiz laflar... Ali Bey, siz başlattınız. Siz ilk önce vekilimize ağza alınmayacak, siyaseten doğru olmayan sözleri söylediniz. O da sizin söylediklerinizin boş olduğunu söyledi. Bunun üzerine tekrar... Peki. Sayın Şahin Usta lütfen. Lütfen. Evet son sözlerinizi alalım lütfen. Evet lütfen. Sataşmadan sözünü alan tekrar sataşıyorsa bir daha söz almak diye bir usulümüz var mı bilmiyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Burası genel kurul. Burası evet siyaset yapılan yer. Ama bu ucuz siyasetten bir vekilin bir diğer milletvekiline bu tür çirkin sözler kullanmasını doğru bulmuyorum. Bakın çalışan, üreten bir şehirden, yapılan binalardan, hastanelerden, evlerden bahsediyoruz. Ali Bey diyor ki sırf ben böyle söyleyeyim diye gittiniz ev yaptınız diyor. Ya biz depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre planlama yapıyoruz.
Demek ki biz ev yapmışız, hastane yapmışız. Bak kendi söylediğini kendin yalanlıyorsun. Önce yapmadınız dedin, şimdi dediniz ki fazladan ev yaptınız sırf ben söyleyeyim diye. Biz bu köylere de, şehirlerimize de evlerimizi yapıyoruz. Lütfen burada temiz bir dille konuşma uslubuna dikkat edelim. Bir vekil bir diğer milletvekilinin siyaseti hakkında seni şehirde kim tanır, kim bilir laflarını kullanma hakkına sahip değildir. Bu iş... Peki, teşekkür ediyorum. Evet, birleşime 15 dakika ara veriyorum.